Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda biz sizlerle birlikte 1774-1792 yıllar arasındaki 18 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen olayları elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce kronolojik ve doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu ise 1792-1800 yıllar arasındaki 8 yıllık süreç olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 8 yıllık süreci elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce kısa, net ve anlatılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1792, 3. Selim devrinde yüzlük guruş basılması. 1792, tarih olacak, yasa sıralaması. 1793, daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası. Yani biz Londra'da, Paris'te ve Viyana'da daimi elçilikler kuruyoruz. 1793, Nizamettin ordusunun kuruluşu. Yine 1793, Hasköy Mühendishane-i Cezide'nin açılması. 1793, Zahire Nezaretinin kurulması. 93-94, Barutane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imalatına basılması. 1794, Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesinin faaliyete geçmesi. 1795, Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi, yani Lehistan'ın yıkılması. Ya da parçalanması. Adını ne derseniz. 1795, Cezayir'in şanlı denizcileri, Barbaros'un torunları, İspanyol limanı Cersit açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı. Hey Amerika, sen mi büyüksün, biz mi büyüyüz? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen kimsin terbiyesiz? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Siz kimsiniz ya? Kimsin ya? Kimsin? Ve kim mi tehdit ediyorsun? Özür dileyecek. Kimsin sen? Siz mi susturacaksınız, ben mi susturacağım? Evet, ben susturuyorum arkadaşlar. Bunu bilerek dinlettim. Yoklamamızı aldık. Yani ey Amerika diyoruz. Sen mi büyüksün, biz mi büyüyüz diyoruz. Yıkılma döneminde dahi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl yıkılma dönemidir. Gerileme ve çöküş dönemidir. Yine aynı keza 20. yüzyıl ve aynı keza 20. yüzyıl. 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı. Hatta 18, 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı'da gerileme ve yıkılış dönemidir. Biz buna rağmen koskoca Amerika'dan, günümüzün Amerika'sından Osmanlı Devleti'ne bağlı ve sıkı sıkıya da bağlı değil, Osmanlı Devleti'nin en uzak eyaleti olan Cezayir-i Bahrişefit eyaleti Amerika'dan vergi alıyor ve Amerika'yı kendisine bağlıyor. Buraya nasıl söyleyeyim? Yani söyle düşünün. Söyle düşünün. Nasıl örnek vereyim? Diyelim ki ülkemiz eyaletler şeklinde şey olsun, taksim edilsin. Bu taksim edilişte elbette bir Kürdistan eyaleti kurulacak, elbette bir Lazistan eyaleti kurulacak, elbette bir Akdeniz eyaleti kurulacaktır. Ya da bir Anadolu eyaleti kurulacaktır. Söyledim, ya da bir Marmara eyaleti kurulacaktır. Marmara 125 milyon nüfus. Şimdi oturalım söyledim. Diyelim ki Kürdistan eyaleti kurulsun ve Kürdistan eyaletinin başkenti de, kafadan atıyorum, örnek veriyorum, Mardin olsun. Mardin'i yöneten bir eyalet gidiyor Çin'e ya da Rusya'ya ya da Amerika'ya ya da İngiltere'yi vasalı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ondan vergi alıyor. O kadar ki Osmanlı Devleti yıkılış döneminde dahi
güçlü bir devlet ki Amerika ile kendisi muhatap olmuyor ama şeye bağlı, Osmanlı Devleti'ne bağlı. En uzaktaki eyaleti dahi Amerika'yı vergiye bağlayabilecek güce sahip oluyor. O yüzden biz de diyoruz ki sen kimsin ya Amerika? Kimsin sen? Evet. 1795 Mühendishane-i Berrühümayun'un açılışı. Osmanlı Sarayı'nda ilk yabancı bando. Napolyon'un 3. Selim'e gönderdi diye. 1797 Paris, Viyana ve Berlin'deki elçilikler ihtisası. 1797 Pazvandoğlu isyanı. 1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması. 17 Eylül. 13 Ocak 1798 Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı. Napolyon'a karşı. 1798 Fransa'ya savaş ilanı. 3 Eylül. Hatta şöyle yapalım. 1 Temmuz 1798 Fransa'nın Mısır'a saldırması. 3 Eylül 1798 Fransa'ya savaş ilanı. 1799 5 Ocak 1799 Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak kurulması. 1799 Napolyon'un El Arish ve Gazze'yi ele geçirmesi. Şubat ayında oluyor bu. Mayıs ayında 1799'un Mayıs ayında Napolyon'un Akka'da Cezdar Ahmet Paşa tarafından mağlup edilmesi. Yani koskoca bir imparatorun şey 90 küsur yaşındaki bir adam tarafından yenilmesi diye tarihe geçmiştir. Ağustos 1799 bu yenilginin üzerine Napolyon'un tekrardan Fransa'ya dönmesi. Mısır'ın işgalinin devamı. Napolyon dönüyor ama Fransa kalıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Dostlarım hazır Amerika demişken ben size tarihte yaşamış olan Erbakan hocamızın bir sözünü dinleteyim Amerika ile ilgili. Arkadaşlarımız bir gün bir filme gitmişler. Film bir Amerikan filmi. İçerisinde Kızılderililer gösteriliyor. Kızılderililer bir beyazı yakalamışlar. Bir ağaca bağlanmışlar. Kızılderili reis burada bir kayanın üzerine oturuyor. Karşıda bulutlu dağlar. O dağa bakarak piposunu içiyor. Muntazam aralıklarla dumanını savuruyor. Öbür tarafta ise bir kazan konmuş. Altında harıl harıl ateşler yanıyor. Fokur fokur su kaynamaya başlıyor. Bu ağaca bağlanmış beyazı biraz sonra koyacaklar, haşlayıp yiyecekler. Sahne bu. Gulu gulu diye yam yam dansı da başlamış. Artık ölüm saati geliyor. Şimdi o yaklaştıkça, kazanın fokurtusu açtıkça bu direğe bağlı olan beyaz adam, öbürlerin hepsi kızılderili, tepinip duruyor. Böyle boncuk gibi terler döküyor. Ve bu reise yalvarıyor, beni sakın öldürme, beni yiyeceksin, eline ne geçecek? Bak beni bırakırsan sana şu fayda yaparım, bu fayda bu var. Sayıp döküyor. Bir yandan da uğraşıyor. Aman kurtulayım diye. İşte tam o esnada nihayet bu çubuğunu çeken Kızılderili reis lütfediyor, dönüyor ve buna atfı nazar ediyor. Filmin en heyecanlı anı. Şimdi ne diyecek bu reis bu beyaza? Söylediği söz şu: mesele basit, gebereceksin diyor. Dönüp çubuğunu çekiyor. Ben şimdi 40 sene sonra niye bu olayı hatırlıyorum? Çünkü şimdi Bush'a söylenecek söz bu da onun için. Ne olacak? Mesele basit. Gebereceksin. Neden? İster Bağdat bombala, İster Afganistan'ı bombala, ister Kişmir'i, ister Filistin'i. Bu bombalar senin kanserine merhem olmaz arkadaş. Firavunluğu bırakacaksın,
hakkı üstün tutan medeniyete döneceksin. Adil düzene döneceksin. Başka çaresi yok. Evet. Bir de arkadaşlar Erbakan Hocam'ın bir de şöyle bir sözü var. Suriye'deki dilleri de tahmin ediyor. Onu da dinletmek isterim ama onun konumuzla ilgisi yok. Şimdi bir de gelelim sohbet kısmına. Bunu dinlettik. Bush bu arada, yani Bush diye bahsettiği insan Amerika'nın o dönemdeki başkanı. Bunu belirtelim. Şimdi arkadaşlar gelelim sohbet kısmına. Biz bu videomuzda ne yaptık? 1792-1800 yılları arasındaki 8 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadarıyla anlaşılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Benim burada en çok dikkatimi çeken olay iki tane oldu bu 8 yıllık süreçte. Birincisi Cezayir'in Amerika'yı vergiye bağlaması oldu. Ki bunun da videosunu izlettim size. Tabi biraz siyasi bir video. Ama şöyle bir durum da var. Bu da aslında Amerika Birleşik Devletleri için çok yerinde bir şey olmuştur vergiye bağlamak. Çünkü bu sayede Amerika'nın denizcilik faaliyetleri gelişmiş. Ve Amerika günümüzde nasıl denizlerde bir numaraysa işte bu bir numaralığın temeli 1792 yılında Cezayir'in Amerika'yı vergiye bağlaması ile atılmıştır. Dostlarım tabi bu anlaşma, yani vergiye bağlama anlaşması Amerika tarihinde bir konudan daha bir ilktir. Bu konu ise şudur. Amerika'nın kendi dilinde olmayan, yani İngilizcesinde her başka bir dille tarihte yaptığı tek anlaşma olma şeyine sahiptir. Yani demek ki neymiş? Bir, Amerika'nın tarihte ödediği ilk ve tek vergiye bağlama. İki, Amerika'nın onurunu kıran bir anlaşma. Çünkü koskoca Osmanlı'ya bağlı küçücük bir Cezayir eyaleti koskoca Amerika'yı vergiye bağlıyor. Üç, Amerika'nın kendi dilinde, yani İngilizcesinde yaptığı tek anlaşma. 4. Amerika'nın denizcilik faaliyetinin gelişmesine yol açan en önemli etkenlerden bir tanesi. 5. Denizcilik faaliyetinin gelişmesi ise Amerika'da vergiye bağlanmak ve George Washington'un Amerika'ya vergi ödememek amacıyla sözü söylemesi. Biz onların kutuları vereceğimize denizciliğe yatırım yapsak zaten denizcilerde bir numara oluruz. Bu sayede Amerika'da denizlerdeki gücünü kat 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 arttırır ve günümüzdeki güçlü denizlerde karalarda askeri olarak, teknoloji olarak, bilim olarak, kültür olarak, sanat olarak, siyaset olarak, spor olarak her alanda güçlü dünya devi ve dünyanın en güçlü devleti olan, ki zaten dünyanın en güçlü devletleri sınırlardır. Amerika, Rusya, Çin, Almanya, Japonya. Bu beş kişi dünyanın en güçlü beş ülke. Dünyanın en güçlü ülkeleridir dostlarım. Dünyanın en güçlü ülkesi olmasını sağlıyor. Ama ikinci noktada Napolyon'un yenilgisi. Buna da diğer videomuzda değineceğiz. Buna da böyle bir fayda vardır. Şimdi dostlarım, bu videomuzda 1792 1800 yıllar arasındaki 8 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlatılabilir, kısa, net ve doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Osmanlı Devleti'nde 1800-1806 yıllar arasında meydana gelen 6 yıllık süreçteki olayları ve gelişmeleri kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videomda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.